Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Benim gibi her gün evde bugün ne pişirsem diye düşünen arkadaşlar vardır diye düşünerekten menü hazırladım. Sizlere de kolaylık olsun istedim. Benim bugünkü menümde böyle kıymalı, hazır yufkalı beyti kebap var. Mercimek çorbası, yanında salata, tatlı olarak da ekler yapmıştım. Onu servis ettim. Ama onun tarifini paylaşmadım. İlerleyen zamanlarda inşallah paylaşacağım. Mercimek çorbası için tencerenin içerisine bir adet soğanı yemeklik doğrayalım. Üzerine bir diş sarımsak, yeteri kadar zeytinyağı ilave edelim ve kavuralım. Kavrulan soğanların üzerine bir yemek kaşığı kadar salça ilave edelim. Salçayla birlikte de güzel kavuralım. Sonra üzerine istediğiniz miktarda mercimeği yıkayalım. Suyunu süzüp yemeğimizin üzerine ilave edelim. Üzerine yeteri kadar da su ilave edip yemeğimizi pişirmeye bırakalım. Bir 10 dakika mercimekleri böyle pişirdikten sonra üzerine baharat olarak da kuru nane, biraz kekik, zerdeçal tozu, kırmızı toz biber, pul biber, çok az kimyon ve karabiber ilave edip çorbamız mercimekler yumuşayana kadar pişirelim. Sonra blenderdan geçirip tuzunu da ilave edip kenara alalım. Beyti kebabın kıymalı harcı için büyükçe bir tavayı ocağın üzerine alalım. Üzerine 2 adet soğanı yemeklik doğrayalım. Soğanların üzerine bir diş de sarımsağı doğrayalım. Üzerine yeteri kadar zeytinyağı ilave edelim. Soğanları güzel kavuralım. Sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar salça ilave edelim. Salçayla beraber de 1-2 dakika kavuralım. Üzerine 750 gram orta yağlı dana kıyma ilave edelim. Kıymayı güzel kavuralım. Kıyma biraz kavrulduktan sonra üzerine bir tutam maydanozu doğrayalım. Baharat olarak da 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, yeteri kadar da tuzunu ilave edelim ve karıştıralım. Güzel karıştırdıktan sonra kıymalı harcımızı kenara alalım ve soğumaya bırakalım. 800 gram ince böreklik yufkayı paketinden çıkartıp böyle açalım. 2 yufkanın üzerine kıymalı harçtan uzunlamasını ilave edelim. Rulo şeklinde sarıp 2-3 parmak genişliğinde keselim. Ve fırın kağıdı serili tepsinin üzerine kesmiş olduğumuz beyti kebaplarımızı alalım. Eğer normal yufkadan yapacaksanız böyle iki tane yufkayı değil tek yufkayı kullanmanız gerekir. Yoksa çok kalın olur. Bu şekilde bitene kadar devam edelim. Ve yufkalarımızı önceden ısıtılmış 250 derecede kızarana kadar pişirelim. Üzerinin sosu için sos tenceresinin içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar salçayı alalım. Üzerine biraz zeytinyağı, 1 yemek kaşığı da tereyağı ilave edip güzel kavuralım. Üzerine 1-1,5 su bardağı kadar su ilave edelim ama kontrollü olsun. Böyle kıvamı sos kıvamında olmalı. Kesinlikle suyunu fazla kullanmayın. Böyle gördüğünüz kıvamda olmalı. Dediğim gibi kesinlikle su gibi yapmayın. Böyle kıvamlı bir sos hazırlamamız gerekiyor. Baharat olarak da 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı da karabiber kullandım. Başka baharat kullanmanıza gerek yok. Kebaplar güzel kızardıktan sonra fırından çıkartalım. Böyle istediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz. Ben böyle servis tabağının üzerine yuvarlak olacak şekilde koydum. Üzerine de böyle kaşık yardımıyla yeteri kadar hazırlamış olduğumuz sostan dökelim. Üzerine yeterince sosunu gezdirdikten sonra 2-3 yemek kaşığı kadar ortasına yoğurt ilave edelim. Çok az da yoğurdun üzerine böyle süs olması için
sostan gezdirelim. Yapmaya da bilirsiniz. Sonra servis edebilirsiniz. Yemeklerim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.